Değerli Başkan ve temsilcileri, değerli şube başkanları, yönetim kurulu üyeleri, değerli üyelerimiz, müfiyat dostları, değerli basın mensupları. Tarihi kadim zamanlara kadar uzanan önemli bir liman şehri ve uygarlık beşiği olarak tarihteki yerini almış, Selçuklularla birlikte girdiği medeniyet havzamızdaki yüzünde konumunu Cihan Devleti Osmanlı İmparatorluğu'nun kıymetli bir sancağı olarak sürdürmüş Sinop ilimizde siz değerli dostlarla bir arada olmanın memnuniyetiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yepyeni ümitlerle girdiğimiz 2004 yılının ilk günlerinde müsiyadımızın geniş ailesine bir halka daha ekliyoruz. Rabbimize şükürler olsun, ülkemizin dört bir yanında yurt içinde 70 noktada, yurt dışında ise 60 ülkede 143 noktada faaliyetlerimizi sürdürüyor. Üyelerimize ve ülkemize hizmet ediyoruz. Sayın Valim, çok değerli misafirler. Anadolu'muzun kuzeydeki en uç noktasında yer alan bu ilimiz ki Sayın Belediye Başkanımızın bugün bize ifade ettiği güzel ifadesiyle kuzeyin güneye bakan tek sahiline sahip güzel ilimiz, yakın zamanlara kadar sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikle örtüşmeyen bir sanayi altyapısı içerisinde geldi. Ancak bugün hem ülkemizin enerji arzının çeşitlendirmesine bir katkı, hem de stratejik bir açılım olacak, hem de ülkemizin know-how hanesine büyük katkılar sağlayacak, elbette her türlü çevre etkileri de değerlendirilecek olan nükleer elektrik santral projesiyle önemli bir konum kazanmıştır. Bugün öğleden önce Sinop E-Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nu da ziyaret ettik. Biraz önce başkanımız da söyledi, genel merkez üyelerimizden Bilal Kanter Bey ile İzzet Ayat Beyefendi'nin toplumsal faydaya katkı sağlayacak projelerini kıymetli cezaevi müdürümüzün ev sahipliğinde yerinde gördük. Eğitim, öğretim, sosyal ve sportif faaliyetlerin ne kadar öne çıktığını gördüğümüz bu Ceza İnfaz Kurumu ile müsiyat üyelerimizin hayata geçirdiği bu projede gerçekten bizim için heyecan veriyor. O projeye kapsamında hükümlü ve tutukluların kazanacaklarının yanı sıra meslek ve sanatlarını koruyup geliştirmek veya bir meslek veya sanat öğrenmelerini sağlamanın önemine de dikkatinizi çekmek isterim. Hem onlar topluma yeniden kazandırılma noktasında hem de sanayicilerimiz maliyetlerini belirli bir noktada bununla örtüştürme noktasında hareket edecekleri için ben projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Macar Başbakanı Viktor Orbán 13 yıl sonra tekrar geldiği ülkemizde büyük değişimi daha uçaktan iner inmez hissettiğini ifade etmiş ve dünyanın ve Avrupa'nın içinden çıkamadığı kriz ortamında ülkemizin sahip olduğu huzur, güven ve istikrar ortamının ne kadar önemli olduğunu vurguladıktan sonra adeta bizim bu güzelliğin farkında olmadığımızı ima etmişti. Şairin çok güzel söylediği gibi, o mahiler ki, yani balıklar ki derya içindedirler, deryanın kıymetini bilmezler. Her iki başbakanın da son günlerde yapmış olduğu bu tespitleri içinde yaşadığımız bu günlerde çok daha anlamlı buluyorum. Bu noktada yolsuzluk iddiaları sebebiyle 17 Aralık'ta başlatılan soruşturmayla oluşan ortamı adli boyutunu ayrı tutarak ülke ekonomimize ve güven ortamına verdiği zararlar bakımından tüm kamuoyu ile birlikte iş adamları olarak endişeyle takip ediyoruz. Bu olaylar üzerine yaptığımız basın toplantımızda da belirttiğimiz gibi iş adamları olarak bizim bu ülkenin geleceğine daha fazla yatırım yapmamız için temel beklentimiz büyük bedeller ödeyerek elde ettiğimiz huzur, güven ve istikrar ortamının devam ettirilmesi, daha hızlı ve adil işleyen bir yargı sistemi, bireysel hak ve özgürlükleri daha da gelişmiş bir Türkiye'de yaşamaktır. Genel seçimler, ardından Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler sürecine girdiğimiz bu günlerde, bu adli soruşturma sebebiyle yaşananların ekonomi üzerindeki yansımaları ve muhtemel etkileri bakımından kamuoyunda siyasal alana yönelik ciddi bir çalışma algısı mevcuttur. Bu algı
hızla ortadan kaldırılmalıdır. Bu noktada tekrar belirtmek isterim ki, kim tarafından gündeme getirirse getirilsin, muhtevası ve muhataplarına bakılmaksızın yolsuzluk iddialarının araştırılması hepimizin ortak arzusudur. Bu noktada hukukun temel doktrini olan masumiyet kalimesi de her olayda olduğu gibi unutulmamalıdır. Uluslararası arenada ülkemize yönelik algıları olumsuz yönde etkileyen bir itibarsızlaştırma operasyonunun manipüle edildiği iddiası, kamuoyundaki yaygın kanaat ise bu kanaat, tekrar ifade etmek isterim, gerekçeleriyle birlikte hızla ortadan kaldırılmalıdır. Bu iddiaların adli boyutunun dışına taşması ekonomimize ciddi zararlar vermiştir demiştim. Öyle ki soruşturmanın başlangıcından sonraki 10 gün içerisinde dolar kuru önce 2,16 ile son dönemlerin en yüksek zirvesine ulaştı. Faizle benzer şekilde 1,4 puan artarak %10,2 seviyesine geldi. Borsadaki kayıplar %17'ye ulaştı. Sadece bu 3 kalemdeki kayıp yılın son günlerine gelindiğinde 125 milyar Türk lirasını bulmuştu. Bu rakama özel sektörün kayıpları dahil değildir. Son olarak dün kurda tekrar bir artış yaşandı ve 2,18 ile dolar yeni bir rekor kırdı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın kararlarına bağlı olarak dolar talebinin artmasıyla Amerikan doları gelişmekte olan para birimlerinin çoğunda tekrar değer kazandı. Bu noktada ülkemiz için önemli olan şu ana kadar yaşanan olumsuz yansımaların sadece döviz, faiz ve borsa alanıyla sınırlı kalmasıdır. Temennimiz üretim ve ticaret alanına yansımadan toparlanmanın hızlı bir şekilde sağlanmasıdır. Çünkü hepimiz biliyoruz ki borsa, döviz ve faiz alanında bozulma ve toparlanma hızlı bir şekilde gerçekleşebilirken hiç arzu etmeyiz ama bu piyasaya yansırsa daha kalıcı zararlar verebilir. Şimdi hep beraber sormak istiyorum. Kendi mecrasında yürümesi gereken adli bir sürecin ülke ekonomimize yansıması böyle mi olur? Ülkemizin özellikle son 10 yıl içerisinde ekonomik ve sosyal kazanımlarının olumlu sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. Geriye baktığımızda da en önemli kazanımımızın huzur, güven ve istikrar olduğunu görüyoruz. Bu noktada lütfen ülkemizin geleceğine hep birlikte ve mutlaka sahip çıkalım. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, çok değerli misafirler. Bu hatırlatmalarımızın yanında 2014 yılı için bize ışık vermesi ve geride bıraktığımız 2013 yılının ekonomik performansına ilişkin kısa bazı görüşleri de sizlerle paylaşmak isterim. 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan kriz bir şekilde dış ticaret kanalı dahil olmak üzere ülkemize de gelmişti. Bugüne baktığımızda krizin etkilerinden kurtulamayan dünyanın gelişmiş ülkeleriyle özellikle Avrupa Birliği ülkeleri hala toparlanmakta zorlanırlarken Türkiye'nin büyümesinin sürdürmesinin oldukça anlamlı olduğunu ifade etmek isterim. Nitekim geçtiğimiz yılın ilk üçüncü çeyreğinde de ekonomimiz ikinci çeyrekteki gibi kötümser beklenti olanlarının tam tersine yine üçüncü çeyrekte de pozitif şekilde büyüyerek %4,5 aralığında bir büyüme kaydetmişti. Bizim beklentimize göre geçtiğimiz yılın büyümesi %4 civarında bir oranla kapanacaktır. Üçüncü çeyrek büyüme oranlarıyla G20 dediğimiz ülkeler içerisinde dördüncü, OECD ülkeleri içerisinde ise ikinci en hızlı büyüyen ülke olduk. Avrupa bölgesi ülkeleri içerisinde ise hepsinden daha yüksek oranda büyüyen tek ülke Türkiye olmuştur. Ve 16 çeyrektir büyümemiz sürdürülmektedir. Bunların yanında maalesef bir başka konumuz var. Yılın ilk 10 ayında cari açığımız 51,9 milyar dolardır. Bu noktada bazı verilere işaret etmek isterim. Çokça kullandığımız bir ifade var. Ülkemizdeki işletmelerin %99'u COBİ'dir diyoruz.
2012 yılı rakamlarıyla ülkemizin ihracatının %62.6'sını hobiler gerçekleştirmiştir. Ülkemizin ithalatının %38.5'ini ise hobiler gerçekleştirmiştir. Bunun ironik ifadesi şudur. Hobiler büyük işletmelerin cari açığını kapatmışlardır. Benzer durum hepimizin yakından takip ettiği İstanbul Sanayi Odası 500 ve 2.500 verilerinde de geçerlidir. 2012 yılında ISO ilk 500'ün ihracatı sadece 1/6 artarken ikinci 500'ün ihracatı %4.6 artmıştır. Dolayısıyla elbette bütün işletmelerimizi birbirinden ayırmıyoruz ama hobilerin cari açığın çözümünde ihracatın ve büyümenin lokomotifi de olduğunu düşündüğümüz zaman kaliteli finansmana erişiminin önündeki engellerin kaldırılmasını çok önemli buluyoruz. Sayın Valim, çok değerli misafirler, tekrar ifade etmek isterim ki ülkemizde hangi koşullar altında ve hangi bedelleri ödeyerek huzur, güven ve istikrar ortamını oluşturduğumuzu unutmayalım. Bunun için çalışan herkese, başta hükümetimiz olmak üzere müsiat olarak yürekten teşekkür ediyorum. Sözlerime burada son verirken, bu güzel kış gününde bizleri yalnız bırakmadığınız için başta Sayın Valimiz, Sayın Milletvekilimiz, Sayın Belediye Başkanımız ve değerli protokol üyelerimiz olmak üzere herkese, şubemizin kuruluşunda başından bugüne kadar emek sağlayan hem şube başkanımız ve hem teşkilatlarla komisyonumuzun tüm üyelerine, elbette bu işin asıl yükünü taşıyan Sinoplu gönüldaşlarımıza, iş adamlarına teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın çok değerli temsilcileri, Hüsyar Camiası'nın ülkemiz adına aldığı bu sorumlulukta her zaman bir görev adamı olarak pay sahibi olan ve bugün de burada düzenlenen bu etkinliğe katılmayı bu sorumluluğun bir gereği olarak aramızda bulunma nezaketini gösteren çok kıymetli misafirlerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, Sayın Valimize de zaman bırakmak, masaların daha fazla seyirmesine neden olmamak için ben de bu selamlama konuşmamı çok kısa tutacağım. Her şeyden önce Şube Başkanımız değerli Ahmet kardeşim ifade ettiği gibi bugüne kadar ülkemizin maddi ve manevi anlamda kalkınması, gelişmesi hepimizin gurur duyacağı, hepimizin her geçen gün daha mutlu olacağı, göğsünün kabaracağı bir Türkiye'nin inşası için emek veren bütün kardeşlerimiz. 6. bölge teşviklerinden faydalanmak üzere ülkemizin bu en kuzey, en ücra köşesinde sizlerle aynı duyguları taşıyarak, aynı düşünce ve aynı inançla hizmet etmeye çalışan ve taş üstüne taş koymak için emek veren kardeşlerimiz olarak Sinop Organize Sanayi Bölgemizde, Boyabat Organize Sanayi Bölgemizde kucağımızı açtık. Valisinden şube müdürüne kadar, yerel yönetimlerine kadar bütün birimlerimizle sizlerle birlikte hareket etmeye, sizlere her türlü konuda yardımcı olmaya hazır kadrolar olarak Sinop'umuza sizlere de yatırım yapmaya davet ediyoruz. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği hususlara dikkatle ve özenle dinledim. Bu hassasiyetin aynı şekilde bundan sonra da elbette ki devam edeceğine hiçbir şüphemiz yok. Hepimiz hadiseleri gözlerimizin önünde nasıl cereyan ettiğini, ufağından büyüğüne nelerin yaşandığını ibretle takip ediyoruz. Çözüm süreciyle birlikte Mayıs ayında şaha kalkmış bir Türkiye'nin, Mayıs ayında her türlü rekorları alt üst etmiş bir Türkiye'nin o günden bu tarafa başına gelenleri gerçekten büyük bir dikkatle ve ibretle izlemeye de devam edeceğiz. Burada sadece şu kadarını söylemek istiyorum. Her ne olursa olsun, başımıza gelen her olayı, başımıza getirilmeye çalışılan her felaketi, kurgulanan her oyunu,
hem bozacağız, hem içimizdeki çürük elmaları temizleyeceğiz, hem de bu ülkenin daha demokratik bir ülke, daha özgür bir ülke ve daha hukuka bağlı bir ülke. Hukukunda adam gibi çalıştığı bir ülke olması için elimizden gelen bütün gayreti bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Milletimizin hizmetinde bugüne kadar yaptığımız bütün başarılı çalışmalar, sizlerin desteğiyle, sizlerin gayretleriyle, sizlerin teşvikleriyle elde ettiğimiz hiçbir kazanım zayi olmasına, memleketimizin bugün geldiği ulusal ve uluslararası arenadaki sahiplendiği konumdan bir adım bile geri gitmesine izin vermiyor. Belki biraz daha çok çalışacak. Belki kendi adıma her hafta sonumu Sinop'ta geçiriyorum. Ama belki hiç Ankara'ya gitmeden daha çok çalışarak, gecemizi gündüzümüze takarak bu kazanımlarımıza sahip çıkacağız. Hem bize destek verenlerin, hem bize umudunu bağlayanların, hem aziz milletimizin başının daima ama daima dik kalmasını sağlamayı namus borcu bilerek görevimizi yerine getireceğiz diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Emeği geçen bütün kardeşlerimize, bu organizasyona emek veren bütün kardeşlerimize, bu teşekkür ederim. Sağ olun.